İşte konfor alanından çıkma ile çok Evet. alakalı. Yani sen ne kadar çok farklı yemeğin tadına bakmışsan, dolayısıyla bir guston gelişiyor. Ve aslında herhangi bir yemeğin tadına baktığında onun nesinin iyi, nesinin kötü olduğunu anlıyorsun. Ama sen sabahtan akşama kadar ya da 365 gün patates yiyorsan o kadar gelişebilirsin. Yani guston da patates kadar olur. Yani dolayısıyla eğer gerçekten hani şu anda havalı laflar var ya işte disruption, ezber bozmak vesaire gerçekten kendini aşmak için konfor alanından çıkman gerekiyor ve elinde konfor alanından çıkıp seni zorlayan ve ne kadar çok ortam varsa, kısıt varsa, ne kadar farklı tipte insan, ne kadar farklı tipte ortam, ne kadar farklı tipte mekan, iş, model görüyorsan işte o zaman da adapte olabilme yetkinliğin o kadar gelişiyor. Aynı zamanda yaratıcılığın da o kadar gelişiyor. Ama ben sürekli sabahtan akşama kadar dediğim gibi aynı yemeği yediğim zaman bunu yapmak çok zor. O zaman da kendimi adapte oluyormuşum gibi kandırıyorum aslında en nihayetinde ama olmuyorum. Şahsın şu bir sürü insan öyle kandırdığı için Evet. hani etrafına baktığında herkes adapte olmuş gibi oluyor. Zaten şöyle gidiyoruz. Herkes el Tabii. ele tutunuyor. Çok Önümüze hızlı bir gelene bin şekilde yenilik. hani araba gidiyor ve hiç kimse boşluk bırakmıyor. Yani kimse de müsait bir yerde inecek var demiyor. Çünkü araba çok hızlı gidiyor. Ki İnerse bence yolda bizim kalacak. kuşağında şöyle bir şansı var.